Yapay zeka yasası, yapay zeka teknolojilerinin güvenli, şeffaf ve insan haklarına saygılı bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını hedefliyor aslında. Bu doğrultuda bir kural seti oluşturmak için yapay zeka sistemlerini risk seviyelerine göre 4 ana kategoriye ayırıyorlar. Bunlar kabul edilemez risk, yüksek risk, sınırlı risk ve düşük risk. Öncelikli olarak kabul edilemez risk taşıyan yapay zeka uygulamaları bu yasaya göre tamamen yasaklanacak. Bu uygulamalar arasında insan haklarına aykırı olduğu düşünülen sistemler yer alıyor genelde. Örnek verecek olursak sosyal skorlama, derecelendirme veya da fişleme sistemleri, bilişsel davranış manipülasyonu yapan sistemler, sosyoekonomik statü ya da kişisel özelliklere göre sınıflandırmalar yapan sistemler, insanların biyometrik tanımlaması ve bununla birlikte kategorize edilmesini ortaya koyan sistemler, bir yandan da manipülatif davranışı sağlayan sistemler bu kategoriye giriyorlar. Tabii burada bir istisna var, kolluk kuvvetleri tarafında. Ama özetle bakacak olursak insanların özgürlüğüne, eşitliğine ve temel haklarına zarar verebilecek bu tür uygulamaların hepsi Avrupa Birliği değerlerine aykırı bulunarak yasaklanmış durumda. Yüksek risk kategorisinde yer alan yapay zeka sistemlerinde de güvenlik veya temel haklar açısından risk taşıyan sistemler olarak görülüyorlar. Bu sistemler bu yasayla birlikte sıkı denetim ve uyumluluk gereksinimlerine tabi tutulacaklar. Buna örnek verecek olursak, biyometrik tanıma sistemleri, sağlık hizmetlerinde kullanılan yapay zeka uygulamaları veya eğitim ya da istihdam süreçlerinde kullanılan sistemlerin hepsi bu kategoriye dahil sistemler. Bu sistemler aslında veri yönetimi, teknik dokümantasyon oluşturma, bu oluşturulan dokümantasyonun saklanması, siber güvenlik, şeffaf kullanım talimatları gibi kalite yönetim sisteminin oluşturulması noktasına kadar birçok belirlenen gerekliliği yerine getirmek zorunda olacak. Sınırlı risk kategorisinde de istenen şey aslında kullanıcıların bir yapay zeka sistemiyle karşılıklı etkileşimde olduklarını bilmelerini sağlamak. Buna en güzel örnek chatbotlar. Chatbot üstünden ilerleyebiliriz. Örnek verelim. Siz bir chatbotla iletişimdeyken bir yapay zeka ile iletişim kurduğunuzu anlayacağınız şekilde ifadelerin olması gerekiyor ortada. Mesela konuşmanın başında "Merhaba, ben yapay zeka asistanıyım. Size nasıl yardımcı olabilirim?" denmesi gibi. Ya da yapay zeka ile üretilen içerikleri de bu noktada ele alabiliriz. Görsellerin özellikle açıkça tanımlanabilir olması ve yapay zeka olarak üretildiği yönünde etiketlenmeleri de zorunlu tutuluyor bu noktada. Tabi burada da amaç şu, şeffaflık yükümlülükleriyle birlikte kullanıcıların doğru bilgiye dayalı karar alabilmesini sağlamak aslında. Son olarak da düşük risk kategorisinden bahsedelim. Burada yer alan yapay zeka sistemleri için herhangi bir düzenleme yapılmamış durumda. Bu kategoriye örnek olarak da yapay zeka destekli video oyunları veya spam filtrelerinden bahsedebiliriz. Bu sistemler için yasal olarak herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Bununla birlikte şirketlerin kendi etik davranış kurallarını oluşturmaları ve bu çerçevede hareket etmeleri öneriliyor. Yasanın geneline de baktığımızda tüm bu düzenlemelerin aslında yapay zeka kullanımını çok daha güvenli ve etik hale getirmeyi amaçladığını rahatlıkla görebiliyoruz. Şirketler sistemlerinin risk seviyelerini değerlendirip gerekli önlemleri aldıkça kullanıcılar ve toplum tarafından da yapay zeka sistemlerine duyulan güven artmaya başlayacak. Bu doğrultuda bu güvenin sağlanmasıyla yapay zekanın çok daha geniş bir kabul görmesine ve benimsenmesinde katkıda bulunacak diyebiliriz. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki teknoloji şirketleri bundan nasıl etkilenecek? Türkiye'ye bir etkisi olacak mı acaba? Öncelikle bu yasanın yüksek riskli yapay zeka sistemleri geliştiren şirketler için ciddi uyum maliyetleri getireceğini söyleyebiliriz. Şirketler risk yönetimi sistemleri oluşturmak, veri yönetimi ve teknik dokümantasyon hazırlamak gibi
ek yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaklar maalesef. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu durum finansal açıdan zorlayıcı olabilir. Ama tüm bu düzenlemeler aynı zamanda şeffaflık ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi de amaçlıyor. Bu doğrultuda şeffaflık yükümlülüklerini yerine getiren şirketler hem kullanıcılar nezdinde hem de yatırımcılar nezdinde çok daha fazla güven kazanıyor olacaklar. Bu da pazarda önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir. Güvenli ve şeffaf yapay zeka sistemleri müşteri sadakatini artırarak şirketleri çok daha güçlü bir konuma getirebilir. Yasanın bir diğer önemli etkisi küresel pazarda rekabet gücü olacak aslında. Yani Avrupa'da faaliyet gösteren yapay zeka şirketleri tüm bu düzenlemelere uyum sağlayarak küresel ölçekte de güvenilir bir marka haline rahatlıkla gelebilirler. Bu durum şirketlerin küresel pazarda rekabet gücünü artırabilir ve aslına bakarsanız yeni iş fırsatları yaratabilir. Yasaya uyum sağlayan şirketler Avrupa dışındaki pazarlarda da güven kazanacakları için genişleme fırsatlarını çok daha kolay değerlendirebilirler. Tabii burada büyük teknoloji şirketleri gerekli uyum süreçlerini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler, çok doğal olarak. Bu durum küçük şirketler ve startuplar için rekabeti zorlaştırabilir. Ama düzenlemelere uyum sağlayabilen startuplar yasayı yakından takip edip gerekli önlemleri alarak büyük şirketlerle rekabet etme şansı da yakalayabilirler. Bir yandan da yasa aslında yapay zeka sistemlerinin veri koruma ve gizlilik kurallarına uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını da şart koşuyor. Bu durum şirketlerin veri yönetimi süreçlerini güçlendirmelerini ve kullanıcı verilerinin korunmasını daha fazla önemsemelerini gerektiriyor. Veri koruma ve gizlilik standartlarına uyum noktasında şirketlerin hem hukuki risklerini azaltacak hem de kullanıcı güvenini artıracak adımlar bunlar aslında.